Hayırlı akşamlar. Avrupa Ölçülü İstişare Heyeti adına herkese sevgiler, saygılar. Ben Neslihan Saraçkaya'm, Genel Başkan Yardımcısıyım. Kültür Sanat Programımız dopdolu devam ediyor. Kıymetli konuğumuzu davet etmek, tanıtmak için Melek Başkan'a sözü veriyorum. Buyurun Melek Başkan. İyi akşamlar herkese. Ben Melek Maksudoğlu. Bugünkü konuğumuz çok değerli şair, yazar. Aynı zamanda bağlamada çalıyor zannedersem. Evet. Sabit İnce Beyefendi. Facebook'un, sosyal medyanın bir faydası da bu olsa gerek. Değerli insanlarla, değerli dostlarla tanışıyor insan. Değerli insanları takip edebilme, onların paylaşımlarından faydalanma, istifade edebilme imkanı oluyor bizim için. Sabit Bey'le de öyle tanışmış olduk. Paylaşımlarını çok beğenerek takip ediyoruz. Şiirlerini özellikle ben bilhassa vatanla ilgili şiirlerini çok beğendiğim için Sabit Bey'i bugün konuğumuz olarak almak istedik, tanıtmak istedik kendisini. Sabit Hocam, kısaca siz kendinizden, Sabit İnce kimdir? Siz kendinizi bir tanıtır mısınız lütfen bize? Memnuniyetle öncelikle iyi akşamlar hepinize, bütün izleyenlere ve tabii hizmetlerinden dolayı da Muhammed Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tabii ben de hoş geldim sizin bu güzel sohbetinize. Bendeniz 1954 Büyükşehir. ili Kozaklı ilçesi Gerceköy'ünde doğdum. İlkokulu köyümde okudum. Ortaokulu Kozaklı Ortaokulu'nda ve liseyi Kayseri Ticaret Lisesi'nde bitirdim. Daha sonra İstanbul'a gidip İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi, o günkü adı. Bugünkü adı Marmara Üniversitesi İşletme İktisadi Bilimler Fakültesinden 1976'da mezun oldum. Üniversite yıllarında İstanbul'da hem gazetecilik yaptım hem okudum. Bizim zamanımızda gezi bölümleri vardı. Devam mecburiyeti yoktu. O yıllarda ilk gittiğimde daha önce yazılar yazdığım, lise yıllarından beri yazılar yazdığım Bizim Anadolu gazetesi vardı. Bizim Anadolu gazetesi halen yayın yapıyor ama şu anda tabii farklı bir kulvarda. O zaman dini, milli ve ülkücü hareketin sesi olarak yayın yapıyordu. Rahmetli Necdet Sevinç, Mehmet Ali Yürük abimiz, İlhan Darendelioğlu abimiz. Çok değerli üstadlar orada yazıyorlardı. Gazetenin sahibi rahmetli Mehmet Emin Altan abimizdi. Orada 2 yıl filan Necdet Sevinç'le, Abdülkadir Billurcu'yla ve diğer ülkücü dostlarla, İsa Yusuf Alptekin beylerle, yani şu anda aklıma geldikçe zaten bunları anacağım. Doğu Türkistan davasının ölmez lideri, büyük lideri İsa Yusuf Bey'le tanışmak benim için ayrı bir şerefti. Beraber yiyip, beraber sohbet etmek nasip oldu. Ne mutlu size, evet. Maşallah. Evet. Ondan sonra Tercüman Gazetesi'nden bana bir teklif geldi. Ve o zaman Tercüman Gazetesi'ne geçtim. 2 yıl falan Tercüman Gazetesi'nde devam ettim. Ondan sonra tercümanda çalışırken ilk defa Tercüman Gazetesi'nde o yıllarda haberler hep şöyle verilirdi. Sağcı gençler çatıldılar, sağcı solcu gençler öldürüldü. Hep böyle sağcı solcu diye ifadeler geçerdi. İlk defa ben ülkücüler ifadesini kullanan bir haber yaptım. Hiç unutmuyorum, Yıldırım Beyazıt'ta bir öğrenci yürüyüşü gösterisi falan vardı. Beyazıt'ta pardon. Ve o zaman hiç unutmuyorum, genel yayın yönetmeni de bugünkü televizyoncu Güneri Civaoğlu'ydu. Tabii haber müdürü hemen beni ikaz etti. Dedi ki Güneri Bey seni istiyor. Gittim Evet. Güneri. Dedim ki böyle böyle dedi, bizim gazetenin kuralını biliyorsun, bu nasıl haber dedi. Ben dedim ki doğru haber bu. Yani biz bir tarafı solcu diyorsak öbür tarafın da adını doğru demeliyiz. Çünkü Doğru. o ifadesinin içinde herkes var. Yani dindarı var, başka gruplar var, ülkücüler var, hepsi var. Ve öylece ülkücü ibaresi haberlerde geçmeye başladı o olaydan sonra. Bu güzel an olduğu için özellikle bunu belirtmek Kaç istedim. yılıydı hocam?
1975 veya 76 yıllarının evet. başında. Çünkü 1976 yılında Her Gün Gazetesi kuruldu. Her Gün Gazetesi kurulunca rahmetli Necdet Sevinç, Yaşar Okuyan, bunlar bizim ekip arkadaşlarıydı. Onlar bizim Anadolu'daydı. Beni aradılar, dediler ki böyle böyle Her Gün Gazetesi alındı. Biz hepimiz Her Gün'e geçiyoruz, sen de geleceksin. Evet. Ve tabii o bir şeydi. Yani görevdi. Böyle ben gelmemem, gelmek istemiyorum falan yok yani. Biz de gittik. Ama kısmet olmadı. Ben Yaşar Okuyan'la pek uyuşamadım. Ve 6 ay falan ancak Her Gün Gazetesi'nin istihbarat şefliğini yapabildim. Ondan sonra işte okul bitti. İstanbul'u terk ettim. Kayseri'ye döndüm. Ve artık yazın şiirler filan çalışmalar bir taraftan iş bir taraftan şey devam etti. Bugün yani 69 yılında başladığım yazın hayatına halen devam ediyoruz. Bugün çok şükür 36-37. kitap oldu bu Türk ve Dünya'nın Seçkin Şairleri antolojimiz. Genelde yurt dışından ve özellikle Azerbaycan'dan kardeşlerimizle ağırlıklı olarak Makedonya'dan, diğer ülkelerden olan arkadaşlarla hazırladığımız bir kitabımız oldu. Bu 37. kitap oldu. Halen yazıyoruz. Şu anda ANASAN, Anadolu Sanatçılar Birliği'ni 2009 yılında kurmuştuk. Ben kurdum daha doğrusu arkadaşlarla. Halen o birliğin faaliyetleri devam ediyor. Zaman zaman yurt içinde, yurt dışında etkinlikler, festivaller, seminerler, konferanslar, şiir şölenleri devam ediyoruz. Hocam nerede bunlar? Hangi şehirde devam ediyor? Efendim? Hangi şehirde bu faaliyetleri devam ettiriyorsunuz? İstanbul veya başka bir şehirde? Kayseri şehrinde ama... Biz sadece Kayseri'de devam etmiyoruz. Ankara, İstanbul, Antalya, Azerbaycan, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa buralarda da faaliyetler yaptık. Özellikle 2009-2011 yılları arasında 4 defa yanılmıyorsam Avrupa'da Türk Dünyası şölenleri yaptık. Bir daha sefere inşallah bize katılırız. İnşallah kısmet olur yapabilirsek tabii. Şimdi 2 yıldır filan biliyorsunuz Covid'den, koronadan dolayı faaliyetlerimiz yok. Türkiye'de işte çok Kültür Bakanlığı fonlarından da faydalanarak Kayseri'de çok etkinlikler yaptık. Özellikle Türk dünyasından şairleri davet ettik. Bu Türkiye'deki şair arkadaşlarımız geldiler. Yanılmıyorsam 5-6 defa Kayseri'de bu tür şölenler yaptık. Halen de yapmaya devam ediyoruz. Zaten 2 gün önce de ANASAN'ın Azerbaycan Hüseynova hanımefendi Kayseri'de misafirimizdi. Onun son kitabı ile bizim bu çıkan son kitabın hem tanıtımını yaptık hem de hocam sesiniz bir ara gitti. Hangi hanımefendi demiştiniz? Tekrar ismini söyleyebilir misiniz? Azerbaycan'dan gazeteci yazar, Kafkas Medya sahibi, tıp doktoru Azade Taleh Hüseynova hanımefendi Kayseri'deydi. Kayseri'de bu kitapların tanıtımını yaptık hem. Şu anda da zaten kendisi yanılmıyorsam dün akşam İstanbul'da bir programı vardı. Bugün İzmit'te, yarın Hatay'a geçecek. Halen Türkiye'de zaten kendisi. Yani etkinliklerimiz devam ediyor, durmuyor. Çok güzel, evet hocam. Sanatçılarımıza, yazarlarımıza, şairlerimize hayattayken daha çok önem vermemiz gerekiyor. Maalesef biz vefat ettikten sonra anma falan uyguluyorlar biraz ama o yüzden sizin bu yaptığınız çalışmalar çok çok değerli. Sanatçılarımızı ve şairlerimizi bir araya getirmeniz, bu şölenleri düzenlemeniz. O yüzden çok teşekkür ediyorum ben tekrar Türk Dünyası adına da kendimiz için de. Şimdi hocam sizin bu kitaplarınızdan biraz bahsetsek. 37 tane kitap dediniz. Hepsi şiir kitabı mıdır?
Yo, araştırma kitapları da var ama bugüne kadar hiç roman deneyemedim. Daha doğrusu roman yazmaya hiç vaktim olmadı, öyle söyleyeyim. Hem de deneyemedim. Evet. Şiir biliyorsunuz hem zor hem kolay yazılıyor. Bir ilham geldiğinde, bir şey olduğunda. Şiir genelde biliyorsunuz ya çok üzüldüğünüzde ya çok sevindiğinizde yazılır. Böyle bir ortam ister. Onu bilemiyorum hocam. Onu şair ruhlu olmak gerekiyor herhalde. Biz öyle bir şey uğramıyor maalesef. Söyleyeyim. Aslında Türk milletinin %99'u şairdir. Onu söyleyeyim. Yani şair ruhludur. Şiir yazabilir ama şöyle bir şey var. Tabii şiir biraz çalışma, biraz bilgi, biraz duygusallık, biraz ne bileyim zaman yahut ilgi gerektirir. Onun için ben böyle bizim hani bazı ozanlar veya aşıklar işte Allah vergisi falana Seyrani'ye Allah verdi, öbürüne falan gibi böyle düşüncelere katılan biri değilim. Bu iş emek işi. Yani ne kadar emek verirseniz o kadar iyi şair olursunuz diye düşünüyorum ben. O kadar tabii şiir bir noktada da zengin bir kelime hazinesi demek. Aynı zamanda. Evet. Genç şairlere ve şiir yazanlara veyahut yazmak isteyenlere hep şunu söylüyorum. Yani bu bilgi bir testi gibidir. O testi dolmadan taşmaz. O testi dolup taşacak. Kelime her konuda zannedersem öyle. Yani akademik çalışmalarda da olsun. Öyle, evet. Aynen. Mesleklerde de öyle. Yani testi dolmadan taşma olmaz. Taşma olmayınca da eser ve üretim olmaz. Evet, hocam. Yani, sesi gidip geliyor hocanın. Muhammed kardeşim. Valla bu canlı yayınların en büyük sorunu tabii. Ses gidip gelmesi, görüntü maalesef gitmesi, donması. Evet, bunlara artık alışıyoruz. Ne yapalım? Hocam, evet. Şiir üzerinde yani biraz da uyum önemli değil mi? Yani bir kıtanın o bir kıtana biraz da uyum yani. Onu da yapabilen de. Aynen şey normal nesir yazılarında olduğu gibi. Şiirde de olması gerekiyor. Bir giriş, gelişme ve sonuç olması gerekiyor ve birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor. Yani amiyane tabirle bir dağdan bir bağdan yazılmaz şiir. Yani şiir demişken bir şiirinizi okursanız ya bir şiir sevdiğiniz bir şiiri okursanız bize de. Vallahi şimdi şu benim onu da göstereyim. Bu küçük bir kitapçık gibi ama Sabit İnce Beste ve Türküleri diye bir kitap. Yaklaşık bestelerimiz zannediyorum pek saymadım ama 150'yi falan buldu. Evet. Ama şurada. Tabii bunların içinde başka şairlerin sevdiğim şiirlerden bestelediklerim var. Bunların içinde 5 tane falan Azerbaycan'dan şairlerden bestelediklerim var. Türkiye'den şairlerden bestelediklerim var. Bakayım şöyle. Mesela şimdi hemen gözüme çarptı. Azerbaycan'dan Atatürk Kültür Merkezi Şube Müdürlerimizden çok değerli Türk dünyasının hizmetkarı Ekber Koçalı'nın bir şiiri geldi hemen karşıma. Çok sevdiğim bir şiir. Zaten şöyle söyleyeyim, bazı arkadaşlar bana işte şiirler gönderiyorlar. İşte hocam besteleme imkanı olur mu? Diyorum ki vallahi ben bestelemiyorum. Şiirler kendileri besteletiyorlar. Hakikaten de öyledir. Yani bir şiirin içinde sesler varsa o sesler sizi çarpar, bulur, bir şey yapar ve besteletir. Beste böyle olur. Yoksa oturup da böyle işte şunu besteleyeyim ya şu güzelmiş filanla olmuyor. Evet. Neyse bir şiire o beste işine sonra girelim isterseniz. Hocam. Ekber Koç şiiri bilmirem. Bende 3 kıtası var. Belki fazla vardır bilmiyorum ama ben bestelediğim için genelde bestelerde 3 kıta veya 4 kıtayı geçmeyiz. Çünkü uzun olmamasını isteriz. Uzun eserler şarkı olsun, türkü olsun, başka türden olsun. Ezberlenmez,
kolay değildir. Bir de kopmalar olmasın diye 3 kıta 4 kıta alırız genelde. Evet. Bilmirem. Ben ona her gün aşığım. O mene bile bilmirem. Hayalıyla dertleşirem. Özüne diye bilmirem. Can değirem. Canım olmur. Sevirem sultanım olmur. Ne etsem ay canım olmur. Könlümden sile bilmirem. Desin Ekber bu ne haldı? A üzre kara sevdadı. Dil ezberim olan adı. Geler mi dine bilmirem? Geler mi dine bilmirem? Tabii Azeri leşçesiyle onlar biliyorsunuz bazı ifadeler işte men bilmirem gibi farklı evet. Kullanırlar bizim. Evet çok güzel evet çok hoş geliyor kulağa evet hocam. Öyle olur onların gerçekten ben Azerbaycan'a sayısız defalar gittim geldim en son 2019'un sonunda oradaydım. Çok hoş bir şivesi var Azerbaycan'ın. Mesela Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan oralar farklıdır ama yani Azerbaycan şeyi şivesi çok tatlı ve hoş gelir bize. Ve bize hocam, bizim İslam'ın en yakın Azerbaycan lehçesi. Birkaç fark kelime dediğiniz gibi ben değil men. Iğdırlıyım ben. Özüm Iğdırlı. Annem Azerbaycanlı. Onun için şive bana yabancı değil hocam. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Evet evet Iğdır zaten yarı Azerbaycan sayılır. Evet. Yani evet. Buradan hep Azerbaycan'dan gelme. Benim çok Iğdırlı dostlarım var. Kayseri'de çok Azerbaycanlı zaten çalışanlar falan vardır. Onların hepsiyle görüşürüz. Zaten belli olur onlar. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Türk dünyası içinde Azerbaycanlılar gibi sıcakkanlı, böyle sanatkar ruhlu diğer milletlerde de tabii var. Kazaklarda, Kırgızlarda, Türkmenlerde, işte Kerkük'te veya Makedonya'da, Saraybosna'da hani Türk dünyasının olduğu yerlerde. Ama Azerbaycan daha bir farklı, daha duygusal, daha candan, daha şey var. Evet. Evet, ninnilerden de öyle. Yani ben ninnileri bilmiyordum mesela ama yani Türkçe doğru dürüst ninni bilmiyordum ben de oğlum doğduğunda. Türkiye'ye geldiğimde ben o CD'lerden almıştım. Türk dünyasından karışık bir şeydi ama en çok sevdiği o Azerbaycan Türkçesiyle söylenen o ninniydi. Tekrar tekrar onu dinletiyordum evet. Ya balam şey atam tutan ben de evet. Sana. Atere. Azerbaycanların ninni şarkısı evet. Kesinlikle duymuşlardır. Hocam bir şiir daha alabilir miyiz? Kısaydı, güzeldi. Bir şiir daha alabilirsek. Kimlerden şöyle rastgele evet yine bir şeyden olsun istiyorum Türk dünyasından Kerkük'ten ama şimdi bu Almanya'da ikamet eden bir araştırmacı var çok güzel Türk halk müziği araştırmacısı çok güzel şiirleri var Bekir Karadeniz'in bir şiiri bunun hikayesini de yeri gelmişken anlatayım. Beste konusunda. Bekir Karadeniz sağ olsun, buradan selam olsun kendisine. İzliyor, duyuyorsa, haberi olursa. Bana kitaplarını çıktığında hep gönderir. Ve tabii ben merakla onun şiirlerini çok güzel bulduğum için okurum. Yani hemen geldi gelmez elime alır ve okurum o kitapları, şiirlerini. Yine bir kitabı geldi, ismini şu anda hatırlayamıyorum ama. Baktım bir şiir okuyorum. Bırakamıyorum. Okuyorum, bırakamıyorum. Şiir beni bağladı kendisine. Bırakmıyor. O şiir şu. Ve tabii o şiir bestelemek istiyormuş. Sonunda bestelendi. Sağ olsun TRT eski Ankara saz sanatçılarından Yunus Karaca abim de onu 2000 yılında bestelemişti. Şiir şu. Kaldım çaresiz. Geldin 3 gün önce. Gittin sonradan, kaldım bir başıma, kaldım çaresiz. Bir yanda yoksulluk, bir de ayrılık.
Daldım bir başıma, daldım çaresiz. Gün dedik, ay dedik, yarım yıl oldu. Evvel dostumuzdu, şimdi el oldu. Doldu gözyaşlarım, taşıp sel oldu. Saldığım bir başıma, saldığım çaresiz. Bir söz anlatamam, söyler duyamam. Kaldım dört duvarda, sevgi yayamam. Her şey bir başkadır, hemen uyamam. Olduğum bir başıma, oldum çaresiz. Olduğum bir başıma, oldum çaresiz diyor Bekir Karadeniz. Gülünüze sağlık. Çok etkiledi. Onun da çok güzel bir şiirmiş. Evet, selam olsun kendisine de. Peki besteyi nasıl yapıyorsunuz beste konusuna gelince? Mesela bu şiiri nasıl siz mi bestelediniz bilmiyorum ama besteyi nasıl yapıyorsunuz? Şöyle, şimdi bu şiiri okurken zaten şiirin içinde sesleri vardır. O sesler sizi alır götürür bir yere ve mırıldanmaya başlarım ben önce. Mırıldanarak, yani elimde veya başka bir şey olmadan da mırıldanarak başlarım. Onu mırıldanarak iyice oturttuktan sonra kayda alırım. İşte telefonumda kaydederim mesela hemen. Onu kaydederim. Daha sonra tabii üzerinde çalışmalar, düzenlemeler, bağlamada seslendirmeler filan. Onlar sonra olur. Onun dışında da çoğunluğunu genelde böyle eğer bir notu alabilecek notist bir dostumuz veya arkadaşımız varsa onu notaya aldırırım. Ama notaya aldırmak, inanır mısınız, beste yapmaktan daha zor. Çünkü aynı sesleri notaya dökmek, aynı sesleri notada ayarlayabilmek o kadar zor ki. Yani Yunus abiyle 2000'li yıllarda yaptığımız bir çalışmada günlerce uğraştık. Türkiye onu notaya alabilmek için akşama kadar uğraştığımızı hatırlıyorum. Evet. Çünkü notaya dökmek o öyle kolay olmuyor. Yani sizin söylediğiniz gibi onu notaya alması veya notada aynı sesleri vermesi çok kolay bir şey değil, zor bir iş. Bir de enstrümandan enstrümana da fark ediyor herhalde değil mi? Yani mesela bir parça piyanoda çalınırken gitarda olmuyor mesela. Şimdi ben şu anda keman kursuna gidiyorum. Evet. Kemanı çaldığınız bir şeyle gitarda çaldığınız çok farklı. Çünkü gitar için bazı akorlar falan gerekiyor. İşte kemanda yay çekmedeki süre, bağlamadaki veyahut başka bir enstrümandaki vuruş süreniz veya üfleme süreniz çok farklı oluyor. Evet. Hocam öğrenmenin yaşı olmaz. Demin duydum. Kursa gidiyorsunuz. Yeni bir enstrüman mı öğrendiniz şimdi? Kemençe, keman. Evet. Öğreniyorum. Yani Avrupa'da biyolen dedikleri yabancıların, evet, bizde keman bildiğimiz. Siz Avrupa'da biyolen diye adlandırılıyor. Asıl adı biyolen. Biz keman diyoruz ona, biliyorsunuz. İşte kendimize göre Osmanlı zamanında girmiş zaten ülkemize keman. Evet. Ve Osmanlı keman demiş. Almış. Ha şimdi şöyle, ben de öğrenmenin ve şeyin çalışmanın yaşı yok hiç. Ben geçen yıl hızlı okuma ve okuyarak hızlı yazma okuma kurslarına gittim, başardım çok şükür. Maşallah. Bu sene hem kemana gidiyorum artı yaşam koçluğu sınavlarına girdim, çalıştım ve Yeditepe Üniversitesi ile Esenyurt Üniversitesi'nden sertifikalar aldım. Şu anda hem yaşam koçluğum var hem ayrı uzmanlığım var. Maşallah. Yani ben de şey eksik de onu mutlaka öğrenince tamamlarım inşallah. Öğrenmenin de yaşı yok. Hocam biraz da kitaplarınızdan bahsedelim mi? Araştırma kitapları demiştiniz. Evet, bir araştırma kitabım en son 2017'de Genius yayınlarından yayınlandı. O
şöyle bir araştırma, aslında güzel bir proje ama devam edemedik. Orada durduk, biraz Covid'den dolayı öyle oldu. O kitabın adı Anadolu ve Azerbaycan Ağıtları. Ben rahmetli annemden dolayı ağıtları çok seviyorum. Özellikle halkın yaktığı o ağıtlar beni çok etkilemişti. Zaten belki Türkiye'de o ağıtlardan geldik herhalde, öyle zannediyorum. İşte bu ağıtların Anadolu'da yok olduğunu görüyorum. Mümkün olduğu kadar yüzden eski eserlerden filan bu ağıtları toparladım. Azerbaycan'dan da arkadaşlarım vasıtasıyla gidip geldiklerimde oralardan ikisini bir harmanlayıp Anadolu ve Azerbaycan Ağıtları diye bir kitap olarak 2017 yılında Genius Yayınlarından yayınlandı. Şu anda halen internette satışı var zannediyorum. Hafızanız olan bir ahıt var mı? Bize bir okur musunuz? Bu daha çok bir vefatın arkasından mevlit gibi mi oluyor hocam? Ağıtlar genelde acılı anlarda yakılırlardır. İşte birinin vurulmasına yakılır, birinin ölümüne yakılır, birinin olmasına, verem olmasına, kanser olmasına yakılır. Yani genelde acıların ifadesidir ağıtlar. Şu anda ağıt yok ama bakayım şuradan ağıt olanlardan bir tane bulayım. Mesela bakın çok güzel. Aslında bunu ağıt gibi okudu bana, şiir olarak yazmış. Kayseri Pınarbaşılı aşık Aşkın'ın kızı Selver Demirel'in, bunu da ben besteledim. Evet. Bu ağıt türü işte. Okuyayım size hemen ağıta örnek olsun diye. Evet. Ben dünyaya geldim bahtı karalı, fakir bir babanın kızı gibiyim. Ne bir yağmur gördüm ne de bir güneş, kuru bir çeşmenin gözü gibiyim. Deryada yüzerken karaya çıktım, bir adım atmadan çamura çöktüm. Kendi ateşimi elimle yaktım, mangalda kömürün közü gibiyim. Babam aşık Mehmet, ben kızı Selver. Buna şiirde ve ağıtta tapşırma denir biliyorsunuz. Evet, mahlas denir. Okumuştuk, evet. Babam aşık Mehmet, ben kızı Selver. Kahrın kime senin, Allah'a yalvar. Her zaman ağlama, biraz gülüver. İlkbahar ayının yazı gibiyim, ilkbahar ayının yazı gibiyim. İşte bu ağıta bir örnek. Ağzınıza sağlık hocam, çok güzel. Evet, Türkiye'de bu araştırmalar sizce yeterli mi? Mesela İngiltere'de School of Oriental and African Studies'te denk gelmiştim ben. Yunan, yani arkadaş aslında İngiliz ama Yunanistan'da ve Trakya'da, bizim Trakya'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan Romanların ağzını çalışıyordu, yani onların bestelerini, şarkılarını çalışıyordu. Yani uzmanlık doktora alanı oydu. Benim çok ilgimi çekmişti o zamanlarda. Türkiye'de acaba bu tür çalışmalar nasıl? Yapılıyor ama bana göre yetersiz. Bütün üniversitelerde hemen hemen bu tür çalışmalar yapılıyor. Özellikle halk bilimi ve Türkçe, Türk dili edebiyatları bölümlerinde filan. Özellikle bazı benim gibi, yani üniversitelere bağlı olmayan, akademik kariyeri olmayan araştırmacılar da var tabii Türkiye'de. Onlar da yapıyorlar. Mesela Afyon'un Emirdağ ilçesi bana göre bir şey, bir kaynak. Hem ağıt, hem türkü, hem her bakımdan. Yani ben bizim oradan da çok dostlarım, araştırmacı arkadaşlar falan var. Mesela o arkadaşlar İşte Emirdağ yöresinin türkülerini, ağıtlarını, değişik folklorik özel oyunlarını onlar derliyorlar. O tür böyle benim gibi çalışıp kitaplaştıran arkadaşlarımız da var. Son yıllarda çok çok sevindirici bir şey ama maalesef bence hala yeterli değil. Çünkü Anadolu bir hazine. Yani kültürüyle, yaşam biçimiyle, yemeğiyle, giyimiyle, ne bileyim oyunuyla, halayıyla, her şeyle bir hazine Anadolu. Yani bu hazineler
kaybolmasın araştırmacılar didik didik, herkes yöresini çalışsa zaten bu sorun çözülür. Yani herkes işte atıyorum Kayseri'de şu anda 4-5 tane üniversite oldu, 4 üniversite oldu. Yani bu 4 üniversitenin araştırmaları, araştırma görevlileri, asistanları filan Kayseri ve yöresini araştırsalar yeter. Atıyorum Malatya'da her şimdi biliyorsunuz 81 ilimizde üniversite oldu artık. Hatta ilçelerde bile bazı yüksek okullar, meslek okulları 2 yıllıkları var. Ya yani oralarda bu tür yörelerini çalışsalar yeterli. Aslında bizde Osmanlı'dan sonra çok geç kalınmış. Rahmetli Atatürk'ün başlattığı o araştırmalar, o çalışmalar İnönü döneminde maalesef kesilmiş. Atatürk öldükten sonra maalesef kesilmiş ve neden acaba çok... biliyor muyuz hocam? Melek, senin de sorduğun soru niye acaba? Kültürümüzü kaybetmemiz için. Maalesef evet öyle görünüyor, doğru. Tabii aynı. Biliyorsunuz yabancıların devamlı bizim kültürümüz üzerinde bir hakimiyetleri var ve bizim kültürü yok edip kendi yani ben onlara da tabii kültür iyisi kötüsü azı çoğu olmaz ama bizim Türk kültürü ve İslam kültürü gibi dünyada hiç başka bir kültür yok. Ben Avrupa'yı gezdim, demin dediğiniz Makedonya'ya gittim, efendim Gümülçini'ye gittim, Trakya'yı gezdim. Orada bakın çok enteresan bir şey, her yerde bunu bir örnek olsun, kulağımıza küpe olsun diye anlatıyorum. Evet. Bizim Mısırlı, ne paşaydı o, şu anda adını getiremedim. Yunanistan Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Kavala'ya gittik Yunanistan'da. Kavala'da indiğimizde etrafımızı 5-6 tane hanımefendi sardı. Hristiyan misyonerler. Kitap dağıtıyorlar, kitap veriyorlar bedava. Propaganda yapıyorlar turistlere. Yani bizim Türk kültürü çok büyük bir hazine. Bu kültürü yabancılar yok edip kendi kültürlerini hakim kılmak için her şeyi yapıyorlar. Ama bizim ülkede maalesef biz ne kültürümüzden haberimiz var, avam, halkı söylüyorum tabii, diğer şeyleri kastetmiyorum. Onlar araştırmacılar, bilinçli olanlar tabii bunun şeyini yapıyorlar. Ama maalesef halkımızda böyle bir şey yok. Ben her zaman söylüyorum, ben bir kültür bakanı olsam veya bir yetkili olsam ilk yapacağım şey ülkemde birincisi her eve bir gazeteyi bedava veririm. Her eve ayda iki kitap bedava veririm. Ki okusunlar bunu, kendileri okumuyorlarsa çocukları okur. Çocukları okumuyorsa gelen misafiri okur. Kendileri okumuyorsa dediğim gibi dışarıdan gelenler okur. Bizim en büyük sıkıntımız okuma, en büyük eksikliğimiz okuma, okumuyoruz. Okumayan bir millet de tabii olmaya, kültürünü kaybetmeye mahkum. İngiltere'de mesela öyle, metro istasyon, yani İtalya'da falan da zannedersem öyle, metro istasyonlarında bir sabah bir de akşam üzeri olmak üzere gazeteler bedava dağıtılıyor. İlkokulda çocuklara kitap kendileri seçip kendileri alsın diye kitap kuponları veriliyor. Yani gidip kitapçıdan kendileri seçip alıyor kitapları falan bedavaya, yani devlet veriyor bunları. Lazım. İşte o devlet akıllı devlet. O devletin hedefi olan bir devlettir. Öyle olması lazım. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Yani belki 25 yaşımdan beri söylüyorum. Ama hiç olmadı. Ve gazete sayısı biliyorsunuz gittikçe azalıyor. Yani maalesef, eskiden evet. Şu anda mesela Kayseri'de en fazla satan gazetenin tiracı 1000. 1,5 milyonluk bir şehirde 1000 gazete satıyor. Çok garip bir şey. Çok üzülecek, ağlanacak bir durum bu. Ya internetten okuyorlar, evet maalesef alınmıyor. Hiç okumuyorlar. Ona da razıyım. Ben mesela şu anda internetten takip ediyorum gündemi. Yani haberleri, evet, falan, o ilgimi çeken haberleri görüntülü ve şeyli, yazılı, görsel ve yazılı oradan takip edebiliyorum ama hiç okumuyor bizim insanımız.
Hocam, Türk halkının her zaman için sorunları vardı da, yani tamamen de gömmeyelim, çünkü şimdiki gibi her zaman için bir yaşam mücadeleleri vardı ve kafayı boşaltmak için de televizyona yöneliyorlar kaç yıldan beri ve televizyonda da yani orada en azından bir faydalı bir şeyler, bir kültür sanat programları falan, yani insanları oradan biraz aydınlatabilse insan sinirlenirler, yani televizyon programları onu da yapmıyorlar. Bir insanın hayatına bir bakar, sabahtan başlasan akşama kadar, yani herkesin de o kadar da zamanı yok, herkesin de o kadar sabrı yok, ama televizyonun karşısında hepsi de geçiyor. Bunu daha çok ekran karşısına getirmek, yani iyi konuşan insanlar, muhabbeti güzel olan insanlara, bilinçli insanları oturtsalar, dinletseler, biz milletimiz de bu kadar da yani körü körüne cahil olmayacak diyeceğim ama eskiden hocam mesela Arkası Yarınlar varmış radyoda, babaannem falan, ben hatırlarım onları, hep dinlerdi, çok güzel. Mesela İnce Mehmet'i, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini Arkası Yarın olarak radyodan dinledim ben. Evet. Yani şimdi gerçekten son yıllarda bir hareket var. Mesela özellikle bizim TRT televizyonunda bir yeni dizi başladı, Gönül Dağı. İlk günden beri mesela ben onu izliyorum. O işte bizim dizimiz o. Anadolu, Yozgat yöresinde, işte Eskişehir yörelerinde çekiliyor. Tamamen milli, her şey bize ait olan bir dizi. Çok beğeniyorum, kutluyorum yönetimini, oynayanlarını, finanse edenlerini, izleyenleri. Ama diğer televizyonlar, bazı televizyonlarımız var ki biliyorsunuz, yabancılar o televizyonu ve medya kuruluşlarını fonluyorlar. Fonluyorlar ki Türk kültürünü bozun. Türkiye'yi perişan algı oluşturun. 40 yıl önceki dallar yaşamaya başladık artık Türkiye'de maalesef. Evet. Yani birisine küfür ederken, söverken ceyar diyen bizler artık yani evet maalesef o hayatı yaşamaya başladık artık. Yani görünen o yani maalesef. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Böyle bir şeyler vardı, şiirler sokak ortasında söylenirdi. Yani çok uzun zaman önce gazete falan hiçbir şey yokken insanlar bilgilerini ozanlardan alırlardı. Orada türkü söyleyenlerden alırlardı. Haber bir şehirden bir şehire veya bir köyden bir köyüne masal anlatan insanlarla, Dede Korkut gibi mesela, bu şekilde giderdi. Yani aslında dinleme kültürü halen var. Yalnız doğru şeyi dinleme bilmiyorum. Orada bir sorunumuz var, evet. Dinlemeye. Var, evet. İnsanlarız. Hemen hemen o konuda her yerde sorunumuz var. Yani ben onları da gördüm. Mesela bizim ozanlarımız yörede bir şey olduğunda, bir ölüm, bir acılı bir durum olduğunda onun destanını yazarlar. O destanlar basılır ve o destanları satarlardı. Ben onları da gördüm, onları da yaşadım. Şimdi bu biliyorsunuz Türk kültürü geçmişten günümüze, Orta Asya'dan beri gelen kültürümüz, kültür sonradan başladı. İşte Kaşgarlı Mahmut'un eserleriyle, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin eserleriyle. Yavaş yavaş biz yazmaya sonradan başladık, biliyorsunuz. Diğer milletlerden biraz daha farklıyız o konuda. Ama sözlü olarak sürdürüp geldik. Bugün Köroğlu'nu, Köroğlu destanlarını, Dede Korkut hikayelerini yazıya dökülünceye kadar hep sözlü getirdik. Hocam, ahıtlardan bahsettik. Peki düğünlerde ya da yeni çocuk doğumlarında böyle sevinçli şeyler yok mu hocam Türk kültüründe? Köylerde halen bu tür şeyler var. Ama kırsal kesim dediğimiz köylerimizde var. Fakat şehirlerde bunların kaldığını hiç görmedim, şahit olmadım. Bilmiyorum, yapanlar var mı zannetmiyorum ama. Aslında bunlar yapılırdı tabii, doğumunda ayrı bir şey, hastalandığında bir acılı bir şey olduğunda. Ağıtlar, benim annem 2020'de vefat etti. Annem, Allah razı olsun cümlenin geçenlerin. Şimdi annem bir şey olduğunda
Ona hemen mırıldanır ağıt söyle. Ve ben o son ağıtlarını, işte bir teyzesinin kızı vardı, vefat etmişti. Ona yaktığı bir ağıt vardı. Onu kayda aldım. Türümüze kazandırdım. İşte torununun biri Almanya'ya gitmişti filan, bazı olaylar olmuştu. Ona ağıtlar yakmıştı. Onları filan hep topladım. Böyle halen devam ediyor. Var. Özellikle bu biliyorsunuz Türk boyunun, Afşar boyunun ağıtları meşhur. Zaten ağıt denince aklımıza Afşarlar geliyor bizim Türkiye'de. Avşarlar da biliyorsunuz hemen hemen dünyanın her yerinde varlar. Sürülmelerden dolayı, yani Londra'ya da gitseniz avşar var. Norveç'e, Finlandiya'ya da gitseniz avşar vardır. Her yerde var. Şey gibi, bu biraz da tabii mesela şimdi Türklerinin içinde Azerbaycanlılar, Özbekler mesela, onlar dünyada da dağılıp yayılmışlardır. Çok vardır. Evet. Ve o yüzden de sözlü tarihlerini, bu şeylerini de korudular tabii ki. Evet hocam. Ben şunu söyleyeyim. Yani Azerbaycan'da gördüğüm o kültür, o yoğunluk, o eser basımı, o şairlerle, yazarlarla, tiyatrocular, müzisyenlerle yaptığım sohbetler, gerçekten Azerbaycan şu anda Türk dünyası içinde en büyük hazinelerimizden biri. Her bakımdan. Evet. Yani 2000'de gittiğimde ben Azerbaycan'a, Allah rahmet eylesin, vefat etti Abbas Abdullah. Bir zaman İstanbul Azerbaycan Büyükelçisi'ydi. Hem elçilik görevi de yaptı. Ama vefat etti, Allah rahmet eylesin. Onunla ben Elazığ Hazar Şiir akşamlarında tanışmıştım 2000'li yıllardan önce. Fakat Azerbaycan'a gittiğimde buldum orada onunla Azerbaycan'ın kültürünü, işte basın dünyasını falan hepsini beraber inceledik. Ve orada şunu gördüm. İlk gittiğimde Azerbaycan'da bir kitap basıldığında 50 bin adet basılıyordu. Ama şimdi onlarda da bu baskı adedinin düştüğünü görüyorum, azaldığını görüyorum. Aynen bizde de. Bizde şu anda mesela bir kitap 1000 tane basıp bir piyasaya sürülüyor. Yani meşhur biri falan veya promosyon yapılan bir kitap. Evet. Bazen promosyon yapıyor yayın evleri. Böyle şişirme baskılar, arttırmalar, reklamlar, tanıtımlar falan yapılıyor. Onların bile ben 1-2 bin sattığını, 3 bin, 5 bin sattığına inanmıyorum. O evet. Kadar düştüm. Maalesef çok kötü. Alım gücünden yani dolayı mı hocam, yoksa dediğiniz gibi okuma alışkanlığından dolayı mı? De var etkisi. Yani tamam, kitaplar biraz pahalı, o alım gücü meselesi doğru, ama sıkıntımız okumak. Yani bugün 25 lira oldu Türkiye'de sigara. 25 liraya bir paket sigara alıncaya kadar bir tane kitap alabilir. Evet. Ama öyle bir derdimiz yok bizim. Maalesef. Yani adam, ben de 40 yıl... Adamın derdi kendisi açmış. Herkes okumak zorunda da değil yani, ama çoğumuz okusak veya en azından dinleyenimiz de çok. Bir tek kişi, yani eskiden nasıldı? Evin büyüğü veya evin yine de muhabbeti güzel olan insanı ortaya alırlardı. Eskilerden bahsederlerdi, derlerdi. Çocuklar da etrafında o şekilde ağızdan ağza giderdi. Yani aslında doğru insanların kitap okuması, doğru insanların bunu etrafa da saçması veya muhabbeti güzel olan insanları da böyle etrafa toplayıp da yine yani bu şekilde bilgi dağıtılabilir. Bir araya gelmiyoruz artık. Hele ki bu korona artık son atışı yaptı, ama ondan önce de yani artık insanlar bir kahvehane kültürü çıkmış, bir kısır kültürü çıkmış. Artık insanlar gidip öyle yerlerde eğleniyorlar, şey yapıyorlar tabii ki. Eskisi gibi bilgi muhabbetleri, türkü şarkı dışıydı bunlar. Eskisi gibi yok maalesef. Ben daha hatırlıyorum. Yani biz çok severdik öyle hikayeler falan dinlemeyi. Televizyon bakmaktan, şey yapmaktan daha yani güzel bir anlatan bir insan varsa karşınızda, herkes dinler. Hocam peki kitap okumayı alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz?
hocanın ekranında. İşte şöyle örnek bir iki, evet, sizlerde bir sıkıntı var. Seslerde var ama benim ses nasıl geliyor bilmiyorum şu anda. Şu an güzel geliyor hocam, evet. Ben çocukluğumda köyde biz, şimdi o odalar da tabii yok oldu. O köy odalarında böyle okumuşluğu olan, işte okuyabilenlerden, o zaman ilkokulda okuduğumdan çok rahat okuyordum böyle eski Kerem İyazlı hikayelerini, efendim Ferhat ile Şirin, Hazreti Ali'nin meselesi, savaşları filan. Bu tür ince ince kitaplar vardı. Ben kitapları o köy odalarında okudum. Ve böyle rahmetli dedem böyle hüngür hüngür ağlardı. Yani işte atıyorum Hazreti Ali'nin o Hayber Kalesi'ni kuşatmasını anlatırken ağlarlardı. İnsanlar böyle samimi, böyle içten sevgi vardı, içten bir duygu vardı. Sonradan ortaokulda, Allah rahmet eylesin, şimdi vefat etti, benim manevi babam saydığım Hayri Allah abi var. Bu kütüphanede memurdu. İlçenin Kozaklı Kütüphanesi'nde memurdu ve ben kütüphaneye gittiğimde benim elime ilk olarak Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtların Dirilişini rahmetli Hayri abim vermişti. Ve ben o kitapları okumanın aşığı oldum. Okumayı sevdim. Kütüphaneden çıkmaz oldum ondan sonra. Biliyorsunuz, sizler okumuşsunuzdur Bozkurtların Ölümünü, Dirilişini, rahmetli Atsız'ın eserini. Evet. Şimdi bu ilk çocuğun eline verilen kitap bir defa çok önemli. Önce onu, çocuk kitabı severse okumayı sevecek. Ama o kitabı sevmezse, zorlatılırsa o çocuk okumayı sevmez. Ben öyle başladım. Allah rahmet eylesin, ruhu şad oldu. Abim eğer olmasaydı belki ben böyle olmayacaktım. Ama kesin böyle olmayacaktım. Başka bir zor eser verilseydi. Mesela örnek veriyorum. Bu Orhan Pamuk'un Kırmızı mı ne bir kitabı maalesef aldım, okuyayım, evet. Bu adam ne? Yani 3-5 sayfa okuyamadım ben şahsen. Okuyamadım. Size bir şey söyleyeyim mi? Onun İngilizceleri daha rahat okunuyor. Çok kompleks olmasına rağmen Türkçesinden daha rahat okuyorsunuz İngilizcesini. Artık bilmiyorum kim yazıyor, kimler yazdırıyor, tercüme mi ediliyor bilmiyorum ama. Mütercim, onu İngilizce çeviren kimse mütercimi, demek ki yazardan daha iyi çevirmiş. Olabilir. Ben iki kitabını ben okudum. İkisi de İngilizceydi. Evet. Tamam. Şimdi mesela bizde Türkiye'de çok okunur Paul Celhon'un şey Simyacı filmi gibi kitapları, evet, var biliyorsunuz. Evet, evet. Yüreğinin, o kitapların yazarı Paul Celhon. Evet. Mesela onun tercümi, onu tercüme eden kimse o kadar güzel tercüme ediyor ki, yani belki yazar öyle onun gibi yazmıyor. Ama mütercim öyle güzel tercüme etmiş ki kitabı elinize aldığınızda bırakmadan, bitirmeden bırakamıyorsunuz. Ben öyle, yani onun kitaplarını hep öyle okudum. Onun için mütercim çok önemli. Yani onu çeviren kimse, çevirmen, doğru, çok önemli. Evet. Onun için yani kitapların dili ve sürükleyiciliği tabii çok önemli. Yani kitap okumada, okumayı sevdirmede bu çok önemli bir unsur bana göre. Hocam, tabii bunun için... Evet. Yok hocam, siz buyurun. Sizin şiirleriniz itibaren okunabilir. Yani kaç yaştan itibaren kolay okunabilirdir? Bir de ikinci arkasından şey yapayım, sorayım, ikisini birden bağlayabilirsek, sizce herkes kitap veya herkes şiir yazabilir mi? Evet. Şimdi şiir her yaşta okunur. Ama tabii şimdi küçük yaşların şiiriyle bugün bir işte bir divan şiiriyle küçük yaşta bir çocuğa onu okutamazsınız. Fuzuli'nin işte Fuzuli rindi şeydadır, hemişe halka rüşvadır,
Sorun kim bu, ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı? Bunu ilkokul çağındaki bir çocuğa verirseniz hiçbir şey anlamaz. Çünkü çok eski bir dil ve Fuzuli bir Türk olmasına rağmen doğduğu topraklar, yaşadığı iklimden dolayı genelde Farsça kelimeler kullanır. Bugün bizim Azerbaycan nasıl İran'ın hakimiyetinde olmasından dolayı Farsça kullanıyor, Farsça'yı biliyor, yazıyorsa bu öyle olur. Şimdi ikinci sorunuza gelince, şiir yazabilir mi, yazılabilir mi konusu garip ve enteresan bir soru bana göre. Şöyle garip, şöyle enteresan. Aslında herkes yazıyor zaten. Baştan söyledim, Türk milletinin %99'u şairdir, şair ruhludur, duygusaldır. Özellikle ayrılıklar şeyler olunca, sevda olunca değil mi? Mesela işte onu demek istemedim, atlayayım istedim ama lise yıllarında her genç bir kıza aşık olur, ona yazar. Aslında herkes şair olur, yazar. Yani kendi çapında yazar ama önemli olan burada şu: ne yazdığınız önemli. Yani sizin, herkes yazar, siz de yazıyorsunuz, oturun siz de yazarsınız. Yani hece tekniğiyle heceli kafiyeli şiir yerine serbest şiir yazmak isterseniz aklınıza geleni yazarsınız, serbest şiir olur gider. Rahmetli Cemal Safi abim derdi ki, Cemal abiyle biz çok yerlerde beraber olduk. Ya derdi, adamlar nesil gibi yazıyor, yani masal gibi yazıyor, buna serbest şiir diyorlar. O zaman niye şey derdi, yani niye şiir diyorsunuz buna kardeşim filan derdi. Şimdi ben serbest şiire de karşı değilim ama serbest şiir de yine bir düzeni, bir intizamı, bir mantığı, bir duygusu, bir sesi. Yani böyle işte sevgilim ben senin için ölüyorum, bitiyorum, göklerde bulutlar gibi seni izliyorum filan. Bunları herkes yazar. Bunu herkes söyler. Bu da şiirdir. Ama önemli olan o değil. Önemli olan o şiirdeki sesler, duygular, kullandığınız kelimeler, ne bileyim yani, verdiğiniz mesajlar, bunlar çok önemli. Zaten bence şiirin en büyük özelliği bütün yazın türlerinde olduğu gibi önemli olan mesajıdır. O mesajı tam istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde düzgün bir mesaj verebiliyor musunuz? Mesele o. Evet hocam. Bir örnek verebilir miyim diye de onun için böyle bir taraftan kitabı. Bir şiirinizi daha alabilirsek, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Birkaç şiirle mi kapatalım? Serbest şiir mi bakıyorsunuz hocam? Yani hepsi olabilir diye rastgele baktım. Serbest şiir merak ettim ben şimdi hocam. Şeyden. Şöyle koyayım bir şuradan. Vahuk'ta serbest diye ona bakacağım. Bir taraftan sizinle sohbet ederken bir taraftan da buradan ilgili bölümü bulabilir miyim diye ona bak. Başkasının da olabilir. Önemli değil ama. Evet hocam. S bölümüne geldik. En son şiirimi 17 yaşında yazdım, ondan sonra da bir daha da yazmadım. Ama hoca doğru yani. O şiir yazdım tabii. Bir ben yazamadım demek ki. Sen yazan yeter. Mesela çalacaksın sol diye biraz cinaslı bir şiir. Cinas biliyorsunuz birkaç anlamı şiir demektir. Çalacaksan çal. Hocam, senin hayallerin. Yani gurbet çalmayayım. Kelimeyi tekrardan bir açıklama getirirseniz. Hangi kelimeyi, pardon, sizin sesli bu arada anlamadım. Kinayi dediğiniz kelime. Kinayi dediğiniz kelime.
Şimdi cinas dediğiniz iki manası var. Yani cinaslı dediğimiz şiirlerden iki mana olur. Birisi normal düz anlamda manadır. Birisi de kinaye tersi anlamında da olabilir. Başka anlamda da olabilir. İroni. Şimdi mesela burada ironi gibi. Evet, öyle düşünür. Çalacaksan çal. Kimsenin hayallerini çalmayacaksın. Mutluluğunu, hayatını almayacaksın. Takatin, özgürlüğün, umudun katili olmayacaksın. Olma, olma. Geleceğini, geçmişini, zamanını çalmayacaksın. Çalma, çalma. Güneşini, ufkunu, aklını almayacaksın. Alma. Fikrini, eserini, emeğini, önüne koyduğu yemeğini, ekmeğini, alın terini çalmayacaksın. Çalma, çalma. Güvenini, sevenini, evladını, yiyenini elinden almayacaksın. Alma. Sesini, nefesini, sırtından elbisesini, parasını, havasını, çaresini, devasını çalmayacaksın. Çalma, çalma. Malını, mülkünü, sırtındaki kürkünü, hayvanların örkünü çalmayacaksın. Çalmadan duramıyorsun, alışmışsın. Çalacaksan boş durma, tamam. Davul çal, zurna çal, bir gönül al, bir yaraya merhem ol. Bak Ramazan ayı geldi, bir fakirin kapısını çal. Bir kimsesizin gönlünü al, gönüller yap, gönül al. İlla çalacaksan çal. Uygarlık yarışında dünyaya galebe çal, çal. Beceremem dersen o zaman benim gibi bağlama çal, kötülükleri yere çal. Haydi durma, sen de, ben de, dün de, bugün de çal, çal, çal. Süper hocam. Ağzınıza sağlık. Çok güzel. Ben bayıldım bu serbest şiirinize hocam. Yani bir de şöyle var mesela. Bakın evet, bu buna şey denir, zincirleme denir. Genelde Yavuz'un şiirlerinde vardır bu. Yavuz Sultan Selim Han'ın. Evet. Mesela ben bir kıta yazdım böyle. Türkü çal. Türkü dinle, türkü çal. Türkü çal, sazım inle. Sazım inle, yarla ol. Türkü çal, yardan dinle. Böyle bir kıta ama bu şimdi hem türkü dinle, türkü çal, sazım inle, türkü çal diye de okunabilir. Türkü çal, sazım inle, yarla ol, yardan dinle diye ikinci bir şiir gibi evet, de okunabilir. Güzel. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel, çok teşekkür evet, ediyoruz. Onu bitirelim herhalde, yayın bitiyor. Evet hocam, dinliyoruz. Şarkılarda Şaşma diye bir şiirim var. 2021'de yazdığım bir şiir. Erkeği bollukta, hanımı da yoklukta, karmaşayı çoklukta gör de sakın şaşırma. Yoldaşını yolculukta, gümrükçüyü kolculukta, zanlıyı da savcılıkta gör, sakın şaşırma. Dost düşmanı zor günde, gençlik arama dünde, çekingeni bir düğünde gör, sakın şaşırma. İnceleyip sık dokuma, Kur'an'ı Türkçe okuma, şekerdir tat veren lokuma, gör de sakın şaşırma. Bu da farklı bir şiir bak. Evet. Yani böyle çok değişik şekilde hemen hemen şiirlerim var ama tabii hepsini mümkün değil okumamız, şey yapmamız. Mutlaka böyle çağırmak isteriz sizi. Yani bunu saymıyoruz bir daha. Evet, çok eğlenceli, çok güzel şiirleriniz var hocam. Çok memnun oluruz. O zaman programı yavaş kapatalım. Ayağınıza sağlık. Olur tabii. Yürek verdiniz. Yüreğinize sağlık. Çok güzel. Estağfurullah. Çok, çok memnun oldum. İnşallah yine başka platformlarda, ortamlarda. Platform deyince Anadolu Turan platformunu da kurduk. Facebook'ta grubumuz da var. Yani Turan mefhumuna inanan insan olduğum için bütün Turancıları oraya bekliyorum. Öyle de bir mesaj verelim. İnşallah. Evet, söylerseniz hocam tekrar katılmak isteyen arkadaşlarımız için Facebook'ta.
Evet, Anadolu Turan platformu böyle yazdıkları zaman, tarattıkları zaman çıkar ve oraya herkes, bütün Turancıları bekliyorum, üye olabilirler. Orada Turan milletleri, Turan dünyası ile ilgili her şey paylaşılacak. Onun için orada bir bilgi paylaşım grubumuz olacak. Orada çok güzel şeyler paylaşacağız inşallah da. Biz Turan bir gün kurulacak. Kuruluyor zaten, başlandı, evet. Adımları. Allah. Ordusu da kurulduğu zaman. Bu ölçüle istişare heyetine de bekleriz. Hem sizleri hem sayfanıza gelen insanları da, bizim sayfamızı da bekleriz. Fikir alışverişi yapmak için sayfalarına böyle bakılır, şey yapılır. Hocam ben çok teşekkür ederim. Zamanımız maalesef kısıtlı. Geldiğiniz, şeref verdiniz. Ben size diliyorum. Güzel gelin. Yarınlar olsun. Tüm Türk milletine, tüm dünyasına. Amin hocam. Avrupa bu güzel dileklerinize bizler de katılıyorum hocam. Evet, sizin bu güzel dileklerinize bizler de gönülden katılıyoruz. İnşallah. İnşallah. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yapmamız lazım. Sağ olun. Avrupa Ölçüle İstişare Heyeti adına herkese hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar. Programı kapatmadan önce YouTube sayfamız var. Kaçırdığınız bütün programları tekrar oradan izleyebilirsiniz. Melek ve Neslihan'dan Kültür Sanat YouTube sayfamız. Oraya da bekleriz. Ben programı kapatmak için sözü Melek Başkan'a veriyorum. Buyur Melek Başkan. Hayırlı akşamlar. Hocam tekrar... Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Nesli Hanım'ın dediği gibi, Neslihan Başkanımızın da dediği gibi YouTube sayfamıza abone olmayı unutmayın. Emi, iyi akşamlar.